Arkadaşlar merhabalar. Bu videomda bu haftanın yani 16. haftanın rehberliğini yapacağız. Yani bu hafta neler yapmanız gerektiğinden bahsedeceğiz. Ama öncelikle şunu söyleyeyim. Gençler, dörtgenleri bitirdik mi? Bitirdik. Yani üçgenleri tekrar mı ettik? Niye böyle diyorum? Çünkü biz bu şekilde anlattık zaten. Dörtgenlerin çoğunluğunun, çokgenlerde biraz tarz değişikliği vardı farkındaysanız. Dörtgenlerin çoğunun, genel dörtgenler konusunun çoğunun nereden? Üçgenlerden olduğunu gördünüz zaten. Yani özellik böyle baktığınız zaman çok fazla bir özellik yok. Böyle kıyıda köşede kalan bazı özellik var. O da toplasan ben en fazla 6 tane falan yapar herhalde. 6 tane özelliği de bilin. Bilmeseniz de kendiniz nasıl çıkartırsınız onu da öğrettik zaten size. Yani üçgen bilgisini dörtgenlere birleştirebildiyseniz eğer sınavda çıkacak 8 tane soru. Dörtgenlerden işte üçgen ve dörtgenden toplamda 8 tane soru çıkıyor. 8 tane sorunun da 8'inde yapma adayısınız. Çokgenler biraz değişik. Çokgenlerle de ilgili bir tane soru mutlaka geliyor ve genelde seçici sorular oluyor. Dikkat edin. Tabii önümüzdeki sene belki daha kolay gelecek. Bilemeyiz ama genelde seçici sorulardan soruyorlar. Şöyle baktığımız zaman soru sayıları üçgen ve dörtgen toplamda 8 dedik ya. 2 sene önce 5'e 3'tü. 5 üçgen, 3 tane dörtgendi. Geçen sene 4'e 4'tü. Önümüzdeki sene belki 3 tane üçgen, 4, 5 tane dörtgen olabilir. Ama 5 tane dörtgen sorsalar bile bunun en az 3 tanesi üçgenle kesinlikle ilişkilidir ki çoğunluğu büyük ihtimalle üçgenle ilişkili olacak. Yani siz bir bütünü bitirdiniz. TYT'de 8 tane net yapabilecek seviyedesiniz. Harikasınız. Ya zaten deneme sınavlarına girdiğiniz zaman büyük ihtimalle size zaten üçgenler bittiğinde söylemiştim. Yani şu an 5 üstünde 5, 6, 7 hatta 7 tane net yapabilme adayısınız dedim ki bunu yapanlarınız var, duyuyoruz. Okuyoruz yorumlardan. Gerçekten harikasınız. Şimdi dörtgenleri de bitirdik. Üçgen bilgisiyle bitirdik ama. Bak, bu çok önemli. Üçgen bilgisinin üzerine dörtgenleri koyduk. Bunlar ayrı ayrı düşünülürse, ayrı ayrı çalışılırsa imkanı yok yapamazsınız dörtgenleri de. Ama siz çok güzel bir şekilde bu iki konuyu da birbirine çok güzel bir şekilde birleştirdiniz. Ve bundan sonra 8 tane soru TYT'de cepte diyebiliriz arkadaşlar. Hatta AYT'de de bayağı bir cepte olan soru var demektir. Çünkü AYT'de de atıyorum analitik, çember, katı cisim falan çıkıyor ama tabii üçgen de çıkıyor, dörtgen de çıkabiliyor. Analitik sorularının çoğunluğu, çember sorularının çoğunluğunda tabii ki üçgen, dörtgen bilgileri yine var arkadaşlar. Zaten önümüzdeki bu hafta sonra çember konusuna başlayacaksınız. Çemberde de nasıl üçgen kullanıldığını ya da nasıl dörtgen kullanıldığını göreceksiniz. Evet gençler, artık 8 tane net yapın. Yani bir tanesi kaçsın 7 tane netiniz garanti olsun. Çünkü yapabilecek seviyedesiniz. Ya denemelerde de geometriden 7 net yapamıyorsanız bu dörtgenlerden sonra bir yerlerde bir sıkıntı vardır. O sıkıntılı olan yere mutlaka geri dönün. Ha, bir şeyleri tekrar etmek istiyorsanız da yani üçgenlerde en önemli iki konuyu mutlaka tekrar edin. Dik üçgen ve benzerlik. Hatta ek çizimlere de şöyle bakmanızı da tavsiye ederim. Bunlar önemli yerler. Her yerde karşımıza çıktığınızda görüyorsunuz. Evet, dörtgenlerle ilgili ne yapacağız? Gençler, dörtgenlerle ilgili siz artık bu olayı hallettiniz. Şimdi artık kitap çözeceksiniz. Bir hafta vermişim buna. Bir hafta yeter. Bir kitabı elinizdeki yani siz konu anlatımıyla birlikte bir kitap götürdüyseniz eğer ikinci kitabınızı çözeceksiniz. Konu anlatımıyla birlikte iki kitap çözdüyseniz hani her hafta kitap ödevi veriyorduk ya. İki kitap çözdüyseniz üçüncü kitabınızdaki dörtgenlerle ilgili bütün testleri çözeceksiniz. Hocam bayağı bir test var. Önemli değil. Artık işi öğrendiniz. Eskisi gibi değilsiniz. Üçgenlerdeki gibi değilsiniz. Üçgenleri de tekrar ettiğiniz için hızlandığınız için artık bir haftada dörtgenleri bitirirsiniz. Ha, dörtgenleri bitiremediniz. Mesela bir haftada bitiremediniz. Ya çemberde açı bölümü yani şuraya kadar da şey yapabilirsiniz arkadaşlar. 1-2-3 gün daha ekleyebilirsiniz. Baktınız çok da zorlanıyorsunuz. Tamam hocam, çemberde açıya ben bu hafta başlamayayım. Önümüzdeki hafta başlamayayım. Bir sonraki hafta başlayayım diyebilirsiniz. Çünkü programda iyi gidiyorsunuz. Herhangi bir sıkıntınız yok. Zaten program önce bitiyordu. Sınavdan baya bir önce bitiyordu. Ama benim tavsiyem en kötü ihtimal şurada bitirirseniz. Çemberde açı için 1-2-3-4 gün size yetecektir büyük ihtimalle arkadaşlar. Tamam. Çünkü zevkli ve hızlı bir şekilde akıyor çember konusu. Özellikle çemberde açı çok hızlı bir şekilde aktığı için. Buradan itibaren de şey yapabilirsiniz. Yani dediğim gibi soru çözümlerinde şu 3 günde koyabilirsiniz arkadaşlar. Çemberde açı içinde 1-2-3-4 gün halledebilirsiniz arkadaşım. Evet gençler, dediğim gibi hızlı akacak artık. Geometride hızlanmaya başladınız. Geometride bir şeyleri öğrenmeye başladınız. Geometrinin en büyük temelini attınız.
Bundan sonra konular genelde AYT konuları, AYT'de çıkacak konulara çok çok büyük bir temel attınız. Ya hocam ben sadece AYT'de çıkacak konulara çalışsam, yani TYT'de üçgen dörtgen çalışmasam analitik yapabilir miyim? İşte çember yapabilir miyim? Ya da katı cisim yapabilir miyim sorusunu soran arkadaşlarınız var. Kesinlikle yapamazsınız. Analitiğin içerisinde zaten analitikten 5 tane soru geliyorsa 3 tanesi tamamıyla üçgen bilgisiyle çıkıyor arkadaşlar. Analitiği de işin içine katacaksınız sadece. Çemberde uzunlukta keza öyle. Dik üçgenden, Pisagor bağıntısından ya da üçgende benzerlikten çıkacak. Katı cisimlerde tabii ki Pisagor bağıntısı ve benzerlik yine karşımıza çıkacak arkadaşlar. Üçgen ya da dörtgenler yine karşımıza çıkacak. Yani siz sırf AYT'de çalışmak isteseniz, ki öyle bir şey genelde olmuyor ama birkaç tane soru gelmişti. Tabii ki en baştan itibaren üçgenlerde itibaren çalışıp düzenli bir şekilde bu işi halledeceksiniz arkadaşlar. Evet, böylelikle bu haftayı da dörtgenlerle ilgili kitabınızdaki bütün dörtgenleri içeren testlerinizi çözeceksiniz. Ki çözersiniz de, hızlı bir şekilde çözersiniz, size güveniyorum. Sonraki haftaya da bomba gibi bir konuyla, çember konusuyla, çok zevkli bir konuyla başlıyoruz arkadaşlar. E o zaman ne diyoruz? Bir sonraki hafta çemberde açının konu anlatımında görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.